Arkadaşlar herkese e, günaydın. Çarşamba sabahından. E, bugün FED var. Herkesin beklediği gibi. Şimdi önce bir yurt dışından doğru her zamanki gibi bir gelelim. Amerikan 10 yıllık faizleri e, 3.01.70'lerden sonra 3.13.35'lere doğru hareketlenecekti. E, burada daha oraya gelemeden e, dün 3.09'larda kaldık. Bu akşam FED'i bekleyecek Amerikan. Ruble'ye karşı Amerikan doları bu geçen gün özellikle Fed hakkında hani Fed işte açıklayacak dolar yükselecek diyen arkadaşlara devamlı aynı şeyleri anlatıyoruz ki yani Fed'in zaten 0.25'in fiyatlandığı ve bütün dünyada doların Son bir haftadan beri değer kaybetmesi işte mesela ruble karşısında 70.05'lerden 65'lere kadar gevşeyen bir e, dolar ruble endeksi. Onun altında e, Güney Afrika randı 10%. E, o da keza 15.67'lerden 14.30'lara kadar gevşedi. Yani zaten bütün dünyada bu beklenti satın alındı 0.25'in. şimdi bu akşam açıklamalar gelecek. Bunun içinde ara notlarda ki verilecek mesajlar önemli. Belki orada hani daha eksiklaştırma olabilir veya başka bir şey ara dip notlarda düşerse iş değişebilir. Şimdi tekrardan petrol fiyatlarına bakalım. dün konuştuğumuz gibi çünkü bunu ileriki zamanlarda ekonomist arkadaşlar konuşacaklar. Daha bir iki tanesi söylüyor sadece. 80-50 bandının üzerine attı petrol. 71 ile 80 arasında yaklaşık 4 aydan beri bir düzeltme süreci yaşıyordu. İlk defa uzun zamandır yani 4 aydır kırmadığı yerlerin üzerinde seyrediyor. 80 kırdıktan sonra zaten şu anda 82'lere doğru geliyor. Oradaki trend birazcık bizim için keyifsiz olabilir önümüzdeki günlerde. Petrol fiyatlarının yani 85-90 dolarlara doğru önümüzdeki ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde devam etmesi bizi birazcık rahatsız edebilir. Şimdi esas konumuza gelelim papazımıza. Şimdi Euro-Dolar tarafına da bir bakalım. Euro-Dolar tarafı da Fed'i, ee, 1.18'de 1.17-25 bandı arasında bekliyor. iki günden beri bu 1.17-94 aşağıda 1.18-25 hani burada direnç yaptığımız yer var demiştik. Burası destek olacak demiştik. Dün hani hafta sonki çalışmamıza göre bazı arkadaşlar hani burada da izleyin nasıl dirençlerin destek olduğunu diye. Ee, 1.17-25 şimdilik çalışıyor. Bugün de muhtemelen toplantıya bu aralıkta gireceğiz. Toplantıda olan açıklamalara göre de bu bantın üzerinde ya 18 45'lere doğru hareketlenme ya da 17.25'in altında 16.50'lere doğru bir e, geri çekilme göreceğiz. Şimdi bizim dolar tarafına bakarsak, şimdi bizde iş e, tamamen o ilk e, papazın etkisi bu 6.05'lere doğru gelmiştik biliyorsunuz. E, dün Tekrardan 6.20'lere kadar bir tepkiler hatta 6.23'lere kadar bir tepkiler verdik. 6.20'de sabah karşı kuvvetli bir direnç yaptı. Şimdi zaten aşağı doğru 6.14.50 desteğine çekilmeye çalışıyor. Yani günlük üzerinden gidersek hani ilk başta şimdi hep diyorduk bu altının kırılması için bazı somut şeylerin olması lazım. Şimdi dava 12-13 Ekim'de daha önümüzde iki hafta var. Daha bu iş daha çok su götürür, çok açıklamalar gelir, ee, ters açıklamalar gelebilir bizim taraftan e, Sayın Erdoğan'dan çok olası. E, dolar buna tepki verebilir, iyi açıklamalar gelebilir, dolar tepki ama e, gözüken şu arkadaşlar. Ee, 6.02 5.98 ee, şimdi seans içi bakarsak 30 dakikalıklarda 6.02'ye bir sarkma olmuştu hatırlıyorsanız burada bir çift dip yapmıştık. Ondan sonra bu geçen gün 6.04'lere sarkmıştı. Geçen gün 6.07'lere kadar gevşedi. Bakın böyle bir dipler yükselmeye başladı. Ee, şimdi bugün o seviye 6.11'li gibi bir seviyelerden geçiyor. Onun altında da tekrar 6.07 6.04'ler var. Şimdi muhtemelen bu beklemeyi e, bu özellikle bu papaz etkisini ulan bu kelebek etkisi gibi oldu. Güzel. Papaz etkisini e, e, borsada muhtemelen 6.04 ile 6.22-23 bandı gibi yani şu bandı geçeceğiz gibi. Eğer e, 6.04'ler 6.02'ler e, altında kapanışlar olmaya başlarsa ee, o zaman olumluyu fiyatlamaya başlıyor demektir. O sefer de e, 12 Ekim'e kadar 5.98'in altını da test etme imkanımız var. Ama ben şu andaki konjöktürde, şu andaki grafikte sanki bana e, kendi nacizane fikrim sanki e, altılı bandı pek kıramayacağını, altı 6, 6.23 hatta 6.26.47 e, 47. bakın şurada bir desteği vardı kırıp başlamıştı. Şimdi ilk İlk direncimiz 6.23'ler olacak. Bugün ilk sabahleyin şu yarım saatliklerde 6.20'de kuvvetli bir direnç çıkardı. Ee, yukarı doğru 6.20, 6.23 ve 6.26, 47 seviyeleri var bugün için. Aşağıda 14.48'ler tutabilecek yerler. Onun altında 11 var çıkış trendine değeceği yer. Ee, burayı kırarsa alt onlara doğru gevşeyebilir ama e, tamamen bence biraz burada geçirecek gibi gözü görüyorum. Ee, dediğim gibi iş tamamen e, dün de söyledim stratejiniz yani artık iş çünkü 12 Ekim'e kadar bir bir şeye karar vermeniz lazım yani bunu böyle e, çizgilerden burayı kırdı burayı alayım falan diye e, bunu stratejiyi kuramazsınız. Dün de dediğim gibi, eğer papazın serbest bırakılacağını düşünüyorsanız, doların her çıkışında yukarı doğru kademeli olarak satacaksınız, aşağıdan almaya çalışacaksınız. Ama yok kardeşim, bu papaz bırakılmaz. E, bu iş artık milli dava oldu. Diyorsanız da, e, doların her düşüşünde e, alıp yukarı doğru vereceksiniz. Zaten bakın 2 gündür olan bu. Yani 604 622 arasında neredeyse 2-3 tane dalga oldu. Yani her bunu stratejiyle yapan insan zaten para kazandı. Çünkü yataya girdi piyasa. Önemli olan şey şu. 6'lı seviyelerin altına kıracak mı? Eğer ki piyasa 6'lı seviyenin altına kırıyorsa büyük resimde büyük oyuncular o zaman büyük oyuncular papazın serbest bırakılacağını satın almaya başlıyor demektir. Yani bunu da bir dipnot olarak düşünmek lazım. Ee, dediğim gibi Sayın Erdoğan'ın bu konu hakkında daha hiçbir şey olmadı açıklaması. Muhtemelen e, ilginç açıklamalar yapabilir. E, şimdi altın tarafına şöyle bir bakalım. Aslında altın tarafı da hemen hemen e, aynı. Altın tarafına bakalım. Şimdi altın tarafında 240'larda bir direnç yaptık arkadaşlar. Aşağıda da bizim o desteğimiz bu dolardaki 604 desteği 233'lerden geçiyor. Altında burada 240 ile 233 gibi bir bantta gidip geliyor. Ama 240 üzeri e, yani kuvvetli bir direnç orası. Sanki burası da 240 yani 241'ler gibi e, aşağıda da 235 234 gibi. Bu da böyle bir yatay banda girecek gibi duruyor. E, Altın TL tarafı da oradaki kuvvetli direncimiz 7.490'lar. E, aşağıda 7.300'ler var. Yani e, sanki burada bu bantlarda bekleyeceğiz gibi arkadaşlar özetle. Fed akşamleyin e, 0.25 zaten cepte herkesin beklentisi içinde. Ekstra bir şey, ekstra bir kelime kullanabilir mi? Onu şu anda zaten bütün dünya beklemede ama sizin korktuğunuz gibi FED faiz arttıracak, dolar yükselecek diye bir şey yok. Özellikle videonun başında rubleye karşı, Güney Afrika randına karşı, euro dolara karşı bunu ben bir haftadır söylüyorum. Dolar değer kazanmıyor arkadaşlar, değer kaybediyor dünyada. Yani şu, bu beklenti zaten fiyatlandı, çok önemli bir şey. Bu beklenti fiyatlandı. ha Bunun dışında bu akşam bir açıklama gelir bir dipnot olarak. Onu yani kimse bilemez. Ee, o yüzden bugünkü oyun kurgunuzu birazcık daha e, yani daha doğrusu şu 10 günlük stratejinizi tamamen aslında işin e, ekonomik boyutundan çok papazın boyutuna göre kuracaksınız. İşte zaten borsanın hani birkaç videomda daha önce dedim ki ya arkadaşlar bu borsa böyle sizin düşündüğünüz gibi böyle komplike bir şey değil. Yani bu ekonomiler bin değil, algı, psikoloji. Yani şimdi ben bundan 10 gün önce deseydim ki veya 3 ay önce deseydik ki bu papaz işe çıkmadan önce ya işte bir papaz çıkacak. Borsayı, doları bu kadar etkileyecek desem bana gülerdiniz herhalde, küfür ederdiniz. E ne oldu? İşte bir tane papaz bu kadar etkileyebiliyor. Çünkü bunun arkasında işte Amerika'yla ki e, yani iletişim, o psikoloji yani şu anda bunun ekonomiye hiçbir şeyi yok e, göstergesi. Bakın borsa, mesela borsa videosu vardı bu 2 Eylül'de attığımız dolarla borsa ile ilgili. Yani 2 Eylül'den bu yana bakın dolar bazında %30 falan kazandırdı bankacılık endeksinde yüzde 40 kazandıranlar var. Yani şimdi arkadaşlar izleyin bunları ve oradaki beklentiler, gerçekleşmeler, neyi bekliyorsunuz? Bu kadar olumsuzluk hep diyoruz ki kafanızı kuma gömmeyin. Yani şimdi bundan üç hafta önce borsa için olumsuz konuşan bütün analistler dikkat edin. Bugün herkes işte bankacılık endeksinde alım arttırmaya karar verdik. Ulan Servet-i yani %30 aşağıda vermedin, %30 yukarıda verdin. Şimdi millet %30 yukarıdan pahalı mal alacak. E şimdi bir düzeltme gelse realizasyon yüzde %5. E adam bu sefer panik olacak gene. Sonra bir hafta sonra senin gene algın, aa işte öyle oldu, böyle oldu, işte kötü oluyor. ulan. Yani bir karar verin. Yani sen şimdi halka arkadaşlar o 2 Eylül'deki özellikle bu borsa zamanı e, diye bir video var. Bakın onu izleyin. Çünkü e, bu kadar Algılarınızı kirletmeyin. Bir şeyin fiyatı ucuzken girin dedik. Yoksa girmeyin dedik. Bakın borsada alın fırsatı diye e, şurada yaklaşık galiba iki zaten 458 kişi seyretmiş. Ve insanlara da şunu söyledik. Dedik ki bakın 4 liradan dolar bozan insanlar. E, bakın borsada alın fırsatı. Bunu bir izleyin. Yani şu anlamda izleyin. Şu anlamda bakın. Hani ya işte biz dedik de oldu falan değil, değil. Şey olarak hani beklentiler, gerçekler, e, algılar, algılarınızın nasıl bozulduğu. Yani ya siz borsayı yani son e, son 7-8 yılın en kriz fiyatında yani almıyorsanız almayın kardeşim dedik. Değil mi? Ya şimdi bir atıyorum bir evin değeri 1 trilyondu düştü 200 milyara. Sen şimdi diyorsun ki ya 200 milyara düştü ama evin işte şu su var bu su var ben almayayım. Alma lan bir daha işte o zaman. Yani bir daha evi sakın kalkıp 600 milyardan 2 ay sonra almaya kalkma. İşte o zaman ne oluyor? İşte insanlar bu sefer işte borsada para kaybettik ettik. Çünkü niye? Hep giderken alıyoruz millet olarak. Yani düşerken veriyoruz. En kötü yere hep bak en iyi, en kötü yerden alıyoruz, en kötü yere veriyoruz. Çünkü niye? Esnaf mantığıyla düşünmüyoruz. Yani ya kardeşim bir şey düşüyor, e, hani bak bir incele, bak işte her yerde grafik programları var artık. Aç aylık grafiklerini, ya da bak de bu buradan buraya düşmüş. Yani ben bunu hani biriktireyim, alayım dursun kenarda ama yok işte ne yazık ki e, insanlarımız hani e, şey yani... Ne yazık ki bu bütün dünyada böyle sürü psikolojisi var. Yani bir şey düşüyorsa eyvah yandık bittik sat. Bir şey çıkıyorsa çabuk gidelim alalım. Yani e, şimdi işte çok basitten basitçe sadece IMKB 30'un aylık dolar bazı grafini koyacağım. Yani şimdi fiyat buraya gelmiş. Fiyat buraya gelmiş. Bakın yani dolar bazında yani şu son 6-7 aydan beri 40 dolardan 17 dolara gelmiş. Yarı yarıya düşmüş. Bankacılık endeksi daha kötü. Yani dedik ki ya buradan al kardeşim korkma yani. Hani ama şimdi mesela bakıyorsun insanlara saat çok kötü ne olacak bu ülkenin hali ya işte bak. Şimdi aynı o konuşanlar şimdi bu 30 dolara geldiği zaman şey yapmaya başlayacaklar. Öyle iyi böyle iyi ulan 15 dolardan neredeydin? Yani anladın mı? Ama halk gitsin 30 dolardan alsın. Hayır kardeşim halka diyeceksin ki bak burada kriz var. Siz burada biriktirin ya. Tamam düşebilir mi? Düşebilir ama biriktir kardeşim. Gidip bütün paranla evini, barkını sat al demiyoruz. Ama yatırımını hani çoğluğuna, çocuğuna ayırdığın birikimini ufak ufak dolarda pozisyon, e, borsada pozisyon aç. İşte açan insanlar %30'a yakın para kazandılar. Hepsine oturun. inceleyin arkadaşlar bir aydan beri. O yüzden lütfen şu beklentiler, gerçekleşmeler, neyin fiyatın içinde olup neyin fiyatın içinde olmadığını arkadaşlar videoları izlerken ya bakın bu bir teknik analiz e, bloğu değil. Bu tamamen bir strateji bloğu. Teknik analiz çok kolaydır. Ya dün geçen de anlattım. Direnç koyarsın, destek koyarsın. İşte yok bu direnç, yok bu kırı, kırdı. E, yani bu çok kolay yani. Ben bunu anlatırım size zannedersiniz ki adam ne kadar çok şey biliyor diğerlerinde olduğu gibi. Öyle bir şey yok. Orayı kırarken veya orayı kıracak bir hareket mi? O beklentiler o fiyatın içinde mi? Şimdi bunların hepsi çok önemli şeyler. yani teknik analizden önce bunu anlayıp teknik analizle birleştirmeniz lazım. Yoksa bir çubuk kırıldı diye al, bir çubuk kırıldı diye sat, e, işin tamamen e, şovu. E, dikkat ederseniz zaten hep e, gün sonlarında ve gün başlarında yorum yaparlar insanlar analistler. Çünkü niye? Yani gün sonunda der ki, bak işte burayı kırmıştı da burayı öyle olmuştu ama iyi de. Kıracak mı kırmayacak mı? Şimdi biz burada ben hiçbir zaman bir şeyin net bir şeyini söylemiyorum farkındaysanız. Bunun da sebebi herkesin kendi düşüncesi, fikri. Sen papazın serbest bırakılacağını düşünürsün. Anlatabiliyor muyum? Her doların çıkışında ne diyoruz? Papazın serbest bırakılacağını düşünen arkadaşlar doların her çıkışında yani yukarı doğru her dirençte kademeli satış yap. Yok kardeşim bu papaz bırakılmayacak diyen adam ne yapsın diyoruz. Destek seviyelerinde verdiğimiz kademeli alış yapsın ve e, dalgalanmalardan yararlansın diyoruz. Şimdi yani biz bunu diyebiliriz Biz e, yani satın bak papazı bırakacaklar öyle yapın diyemeyiz bunu kimse de diyemez. Yani böyle bir dünyada bilen bir adam yok. Sonra küfür yeriz yani o yüzden arkadaşlar, Sabah sabah tekrardan böyle hani birazcık hani arkadaşlar yani kusura bakmayın hani biraz bazen uzatıyorum. Bilen arkadaşlar hani bana hani belki istemiyor diyor ama bakın burada yani altı bin kişi olduk koca bir aileyiz. Burada bilmeyen arkadaşlarımız da var. Çok bilen arkadaşlarımız da var. Şimdi dolayısıyla herkese bir şekilde... Ee, anlatabilmemiz lazım bunları. O yüzden biraz uzun oluyor. Ee, tekrardan herkese iyi günler diliyorum. İnşallah iyi bir gün geçer. Ee, herkes biraz dikkatli olsun bu aralar. Bol bol haber akışına göre işlem olacak. Ee, dikkatli olmakta. Stratejinize göre stratejinizi kurup kademeli olarak işlem yapın. Herkese iyi seanslar.